Medya Koridoru'ndan herkese merhaba. Bu bölümde çok önemli bir konuğum var. 6 Temmuz 1996 yılında katledilen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetini konuşacağız bu bölümde. Adalı'nın öldürüldüğü gece cansız bedenini ilk gören ve o dönem 14 yaşında olan görgü tanığı Erinç Aydınova bizimle birlikte. Erinç Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Merhabalar. Merhaba. Tabii çok zor günler her iki ülke içinde ama tabii ki Kıbrıs için daha zor ve hüzünlü zamanlar. Siz gazeteci Kutlu Adalı'nın komşusuydunuz ve o dönem 14 yaşındaydınız cinayetin işlendiği gece 6 Temmuz gecesi. Biraz o akşamı anlatabilir misiniz bize? Nelere şahit oldunuz o akşam? İlk önce ben sözlerime başlamadan önce dediğiniz gibi ülke olarak her iki ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Öncelikle bu koronavirüs hikayesi, ondan sonraki bunun uzantılarından olan ekonomik etkenler ve bunların da üstüne çok düzensiz ve zayıf bir siyasi ortamda oluşumuz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde gerçekten iyi ve sağlıklı olabilmek çok zor. Olaya dönecek olacaksak 6 Temmuz 1996 gecesi, tabii ki 90'lı yıllar çok çok güzel yıllardı bakıldığında. Her anlamda güzeldi. İnsanlar daha doğal, daha saf, daha temizler o zamanlar. Ve ben de 14 yaşında bir gençtim o zamanlar. Tabii ki her çocuk gibi o zamanlar internetin olmayışı, teknolojinin sınırlı olması bizim çocukluğumuzu çok çok güzel geçirmemize sebep oldu. Ve biliyorsunuz sokaklar bizimdi. Sokaklar bizim oyun alanımızdı. Sokaklar bizim özgür olduğumuz alanlardı. Ve sabah çıkıp geç yarına kadar sokaklarda geçiriyorduk yani. Öyle bir dönem. Tabii ki bu bahsettiğim zamanların değişiminin başlangıç noktası o gece diyebilirim. Konuyu fazla uzatmadan, tabii ki o zamanlar araçların daha fazla olmayışı ve her yere yürüyerek gitmemiz gerekiyordu ve öyle gidiyorduk. Lefkoşa'da bilmiyorum, Kumsal Parkı denen bir yer vardı dere boyunda. Yani Lefkoşa'nın en ünlü bölgelerinden biri. Eğlencenin olduğu bölgedir burası bu arada. Orada Kumsal Parkı'nda tabii ki o muhitte oturan arkadaşlarımız, diğer bölgede oturan arkadaşlarımızla toplanıp parkta sohbet. O zamanlar lahmacun çok ünlüydü. Hatırlıyorum yani lahmacun yiyorduk yani orada beraber. Tabii ki alkolümüz yok, bir şeyimiz yok. Yani gayet saf saf bir halde eğleniyorken 11 gibi oradan birbirimize veda ederek ayrıldık. Tabii ki ben bir arkadaşımla beraberdim. Arkadaşım demeyeyim yani dostlarımdan biri. Benim için çok özel bir yeri var dostumun. Onunla beraber mahalleye doğru yürürken tabii ki bu yarım saatlik bir mesafeydi evimize. Çünkü arkadaşın ailesi kendisini bizim evden alacaktı. Sokak aralarından işte mahalleme doğru yürürken ara sokağa girdik. Ara sokağa girdiğimizde
tabii ki 11.30 olduğundan dolayı büyük bir sükunet vardı, sessizlik vardı. Tabii ki bunu insan olarak yadırgayamayız. Çünkü 11.30 artık yani herkes ailesiyle artık yatışa hazırlanır. Ondan dolayı hani bir garipsem olmadı yani bizde. Peki sokak nasıldı? Karanlık olduğu söyledin. Sokak lambalarının yanmış. Evet, sokak karanlıktı. Sokak karanlıktı. Zaten karanlık olmazsa hemen değineceğim size. Yani bu noktada anlayabileceksiniz yani demek istediğimi. Tam Kutlu abinin evine yaklaşmışken Ansın arkadaşım dedi ki bana ben görmediydim. İlk Erinç birisi yatır yerde. Baktım gerçekten birisi yatıyor. O tabii ki bir yani kötü bir düşünce gelmedi. Aklımda hiç yaşamadık yani böyle bir şey. Dedim ki kardeş zannedirsem adam içti. O fazla içkiden bayıldı. Gel gidelim kaldıralım adamı yardım edelim. Yani biz genç delikanlı o zamanlar. Temiz çocuklar. Ve üstünkörü olarak ben gittim. Yani önde gittim. Arkadaşım da yanımda. Geldiğimde adamın yanına böyle tam eğildim ki zaten yani cesede de 50 metre yaklaşmışken anladık. Çünkü sokaklarda fazla ışık yok bakıldığında. Zaten garip kısım burada. Baktım şakandan vurulduğundan dolayı çok çok büyük bir tahribat. Yani burada zaten nasıl olduğunu anlatmama gerek yok yani size. Sadece bir beden paramparça. Her tarafta yani Kutlu abinin şakandan aldığı o kurşun izi çok büyük bir tahribat oluşturdu orada. Öyle olunca arkadaki arkadaşım geri durdu tabii ki. İslam dışı olarak o korkunun vermiş olduğu bir şey ne? Ve orada ben bulundum. Ne yazık ki. Tabii ki değerli komşularımızdan Ali Rıza abimin Erinç diye bağırmasıyla ben o ilk şoku atlattım zaten. 14 yaşında bir çocuk olarak. O an Ali Rıza abi beni gördüğünde, çünkü adam tam karşı yerde oturuyordu. Tam siperi almış şekilde. Yatıyordu. Yerde yatıyordu adam. Kendi kaldırımında, kendi bahçesinde yerde yatıyordu. Erinç demesiyle ben o şok ilk attığımda baktığımda zaten olduğum yerde durdum. Zaten ondan sonra mahalleli çıktı. İnsanlar bir karışıklık, bir böyle tuhaf tuhaf işler. 5 dakikanın içinde polis, özel birliktir, odur budur, şudur bilmem ne. Ve ablukaya aldılar mahalleyi. Tabii ki orada unutamadığım olaylardan biri. Beni 9 ay karnımda taşıyan annemin verdiği tepkiydi. Annem ve babam hiç unutmam anında koşarak yani görüyordum karşıdan kendilerine geldiğini koşarak Can Ali Elası'yla geldiler evlatlarını kucakladılar. Annemin o günkü ağlamasını zaten hiçbir zaman unutamayacağım. Çünkü biz yarım dakika, ya bu saniyelerin an anlatılabilecek bir durumdu bu. Biz yarım dakika yani 30 saniye daha erken gitseydik oraya görgü tanığı olarak bizi de orada katledeceklerdi. Yani bunun zaten çok örneği var bakıldığında. Yani bize çocuklar geldi öyle bir şey değil yani. Peki Evet buyurun. o bölgeye, o yola girmeden öncesinde herhangi şüphelendiğiniz bir durum oldu mu? Bir araç gördüğünüzden söz ediyorsunuz ve oraya sonra geleceğim, bir özet geçeceğim Sedat Peker'in açık iddialarıyla ilgili. Sedat Peker'in iddialarının arasında beyaz bir Toros'tan bahsediliyor.
Sizin daha önce yapmış olduğunuz açıklamalarda da böyle bir araçtan söz ediliyor. O araç, böyle bir araç gördüğünüzden bahsetmişsiniz. Onu da biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Biz zaten oraya ulaşmadan önce aynı yoldan çok hızlı bir tane Renault 12 TX Station Wagon, bir araba. Station Wagon'da dediğim salon tarzı değil, arkası birazcık daha uzun ve arkası kesik olan modellere Station Wagon diyorlar baktığınızda. Onu gördüm. Zaten onu da gerekli yerlere ben 14 yaşında bir çocuğun anlayabileceği kadar anlattık da. Yani bu önemli bir detaydı ve Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamayla birebir örtüşen bir olay bu. Evet, orada atlamamak için böyle aşama gidiyorum. Gerekli yerleri anlattım dediniz. 14 yaşında bir çocuksunuz. Polisler mi, o bölgede mi ifadenizi aldılar? Sonradan mı gidip ifade verdiniz? Nasıl oldu o ifade süreci? Orada işte annem babam beni gelip almasından sonra zaten. Tabii ki arkadaşımı da hemen ailesi gelip hemen oradan alıp evine götürdü. İnsanlar olaya duyar duymaz yani. Eve geldiğimizde biz zaten birkaç gün polisler geldi. Babam o dönem üst düzey bürokrat olduğundan dolayı devlette beni her babanın yapabileceği gibi kendi himayesini aldıydı. Hiç unutmuyorum. Orada babamda olduğu bir ortamda gerekli ifade aldıydı polis arkadaşlarımız. Bu birkaç gün daha sürdü tabii ki. Fakat ondan sonra tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu dosyalar verildi. Ve benim o dosyalarda ismim geçti. Bilmiyorum okuduysanız evet, dosyayı. oraya da geleceğim. Sizin çok önemli bir açıklamanız var. Onu soracaktım akabinde. Sizin o dönem polise vermiş olduğunuz ifade Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutanaklarında yer almadığı, tamamen uyuşmadığı, yani sizin söylediklerinizle böyle bir açıklamanız var. Bunu da anlatabilirseniz. Evet, karşılaştınız. Yani canım inanırsınız bu her aklıma geldiğinde gerçekten öyle içim daha fazla acıyor ya benim. Yani söyleyecek bir kelime bulamıyorum. 14 yaşındaki bir çocuğun vermiş olduğu ifadeyi bile iki cümlelik bir alana sıkıştırdılar. Yani bu benim için çok büyük bir yara bakıldığında. Ben zaten size anlatma gibi gerekli her türlü bilgiyi polis arkadaşlarımıza vermeme rağmen üstünden 25 yıl geçtikten sonra o ilgili dosyayı okuduktan sonra baştan aşağıya bunu gördüğümde içim bir o kadar daha acıdı. İçim bir o kadar daha acıdı. O cümleyi ama bilir misiniz benimle? Nasıl geçmiş tutanaklara? Nasıl çarpıtılmış? Tutanaklarda hemen şöyle yazıyor. İngilizce bir dili. 14 yaşındaki cesedi ilk gören 14 yaşındakilerde 14 yaşında olan Erinç Aydınova'nın çok fazla korktuğundan dolayı gerekli ifadeleri tam veremedi. Nokta. Bu. Sadece bu. Halbuki siz o çok özür dilerim. Üç cümle dedim. Üç cümle bile değil. İki cümle. Bir buçuk cümleyle. Böyle geçti bu. Halbuki siz o beyaz araçtan, sokağın karanlık olduğundan, bu detaylardan bahsetmiştiniz. Ve tabii hiç... ya yani bunun saat kaçta geçtiğim var. Ben size sahip. Ben bir yani bir soruşturmacı değilim. Tamam. Geçtiğimiz vakit, ne zaman geçtiğimiz yok. Ne taraftan geldiğimiz yok.
Kiminle geçtiğimizin, geldiğimin hatta gördüğümün yok. Ondan sonra neler yaşandığı yok. Yok oğlu yok. Peki Erinç Bey, şöyle bir detay da var. Deniliyor ki siz o geceye şahit olduğunuz için özellikle size sormak istiyorum. Olay yerine polisin çok hızlı geldiği şeklinde bir ifade var. Yanılmıyorsam Evet, evet. Ya sizin ya da diğer komşularınızın kimin beyanı olduğunu hatırlamıyorum ama diğer komşularınızın beyanlarını da okuduk çünkü Yeni Düzen gazetesinde. Böyle Evet. bir beyan var. Siz böyle yani size katılıyor musunuz bu beyana? Çok kısa sürede geldikleri söyleniyor. Kesinlikle yani çok kısa zamanda zaten ben size biraz önce de bahsettiğim gibi mahalle abluk altına alındı. Evet. O dönem işte sizin de komşularınızın da konuşamadığı, mahallede büyük bir korku yaşandığından bahsediliyor. Bunu irdelemek için soruyorum. Hani bir tehdit mi oldu? Başka bir şey mi vardı o dönemde? Çünkü o dönemi bilen kişisiniz ya. Bu sebeple Evet. bu soruyu sordum. Şöyle özetleyeyim ben size Can Hanım isterseniz. Tabii ki 96 yılında birincisi böyle bir olaya Kırklısı Türk'ü olarak biz şahitlik etmediğimizden dolayı bunun da çok çok büyük bir etkeni var. Bu birincisi. İkincisi muhalif bir gazetecinin yani tırnakla söylüyorum bunu tırnak içerisinde sokak ortasında evinin içerisinde değil arabasında değil sokağın ortasında bir yaz gecesi. Bütün insanların o dönem yasemin kokuları arasında evlerinde oturarak dışarıda sohbet ettiği bir zamandan bahsediyorum size. Sokak ortasında katledilmesinden sonra zaten bizlerin korkuyu yaşamamamız imkansızdı. Zaten bunun zemini de daha önceden hazırlanmıştı. Kutlu Adalı hakkında çıkan söylentiler. Birincisi, kendisi Rum ajanı. Rumlarla işbirliği halinde. Zaten genel olarak ülkelerde bu gibi olaylar hep siyasi bir etiketle anmışlar. Ama kimsesi şunu sormuyor. Kutlu Adalı gazeteci olmadan önce 20 yıl devlette hangi mevkide hizmet verdi? O anki kurucu cumhurbaşkanımız rahmetli Rauf Raif Denktaş'ın baş danışmanıydı. Uzun bir zaman baş danışmanlık görevini yaptı Canan Hanım. Ondan sonra Hristiyan dünyasını sarsabilecek St. Barnabas olayı. Orası çok önemli işte. Yani orada dilerseniz bir hatırlatma yapalım mı beraber? Şöyle Tabii ki. şimdi Kutlu Adalı'ya yöneltilen suçlamalardan bahsettiniz. İşte Rum ajanı olduğu söyleniyor. O Tamam. suçlamalara gelen bir şey var, tarih var, kronolojik bir tarih var. Onu hatırlatmamız lazım. O da şu, yine aynı yıl ama 16 Mart tarihinde Manastır'a, Aziz Barnabas Manastırı'na bir soygun düzenleniyor. Yani soygun olduğu söyleniyor. Fakat sonra, o geceden sonra Yeni Düzen gazetesinde köşe yazarı olarak görev yapan araştırmacı, gazeteci Kutlu Adalı bunun bir soygun olmadığını, askerlerce gerçekleştirilen bir baskın olduğunu yazıyor. İçeriği de şu, o askerlerin Rum evlerinden çaldıkları ganimetleri, mücevherleri Barnabas Manastırı'nda sakladıkları, soygun adı altında da o ganimetleri almaya gittikleri
şeklinde bir yazısı var. Bunu ortaya çıkardıktan sonra zaten gazeteci Kutlu Adalı tehdit ediliyor. Önce gazetesi aranıyor, ardından evine telefonlar geliyor. Sonrasında da sizin de ifade ettiğiniz gibi Rum ajanı ilan ediliyor. Bunu evet. Bir bilgi olarak özetlemek istedim ki sürecin oradan buraya nasıl geldiğini anlatmak için. Siz lütfen kaldığınız yerden devam edin şimdi. Evet, aslında bu çok güzel bir bilgilendirme oldu. Yani izleyicilerimizin de bunu iyice irdeleyebilmesi için ve bir şeylerin yerine oturabilmesi için gayet güzel bir özetti bu. St. Barnabas çok çok özel bir yer Hristiyan dünyası için. Çok özel. Neden özel? Ve orada efendim? Çok küçük. Orada, neden özel? Özelliği nedir Hristiyanlar için? Orada İsa Peygamber'in orada bulunduğu, işte orada ikonlar, ona ait ikonların olduğu ve orada bir İncil'in olduğu söylentisi vardı. Zaten oydu esas önemli olan. Ve bu İncil, ki nasıl bizim dinimizde Kur'an-ı Kerim nasıl bir şeyse, Hristiyanlık dünyasında da İncil çok önemli. Ve orada bir tane İncil vardı. Zamandan kalan. İkonlar vardı. Ve bunların hepsi çalındı. Hepsi. O gece oldu değil mi? Evet. Evet. Tabii ki yani söylenenler bunlar. Fakat St. Barnabas'la ilgili çok çok kitap yazıldı. Zaten izleyicilerimiz bunlara ulaşabilirse orada da gerekli açıklamalar var. İşte bu İncil'in alınıp satılmaya çalışıldığı, Vatikan'ın bunu duyup araya girdiği. Yani bizim çok çok üstümüzde aklımızın hayal edebileceği bir olay silsilesi yaşandı burada. Ve bunu bir gazeteci Kutlu abi bunu yazmaya başladı. Bunu yazarken de Türkiye'deki derin devletin ülkemizde, adamızda ne kadar etkili olduğunu da başladı bir yazsın. Ve bu konuyla ilgili bazı yerleri işaret etmeye başladı Kutlu abi. Ve dediğiniz gibi Mart'ta başladı. Zaten benim 14 yaşında ben Kutlu abi hakkında bunu duyuyorsaydım zaten. Takdir edersiniz canım, bunu herkes biliyordu. Evet. Tehditleri de şeyleri de herkes biliyordu yani. Ama yani bu konunun buraya geleceğini kimsesi tahmin etmiyordu. Tahmin edemezdi tabii. Çünkü daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Çok büyük bir şey. Ya biz Uğur Mumcu'yu yaşadık. Çok özür dilerim. Devamlı da kesiyorum sizi. Yok. Fakat açıklamak isterim. Daily Gazeteci Uğur Mumcu çok büyük bir yazardı. Uğur Mumcu çok çok büyük bir yazardı. Gerçekten Türkiye'nin gelmiş geçmiş en aydın gazetecilerden, en aydın yazarlarından biri. Hala daha eserleri Zetman okunuyor. Ve Ankara'daydı sanırım. Renault bir arabası vardı. Onu patlattı 93 yılında. Ondan sonra 3 yıl sonra da Kutlu abi arabasında olmasa bile bir tanıdığının, bunu da üstüne basa basa söyleyeyim, bir tanıdığının kendisine pusu kurmasıyla Kutlu abimizi kaybettik. Ve üstünden 25 yıl geçmesine rağmen bir tanıdığı, 40 yaşına geldim. Evet. Bir tanıdığının cümlesi çok ilgimi çekti. Ha. Yani kimi kastediyorsunuz? Şöyle bir şey. Şimdi Can Hanım şöyle bir şey sorayım size. Yani izleyicilerimiz de bunu şey yapabilir. Şu an kapınız çaldı. Oturduğunuz yerden kapıyı açtınız. Size bir sorsa Can Hanım dışarıya gelin. Siz dışarı çıkar mısınız? Tabii ki tanımadığım biri ise çıkmam. Ama tanıdığım biri... Yani demez misiniz?
O sen kimsin ya? Evet. Sen kimsin? Hayrola? Hayırdır? Böyle bir tepki verir insan. Ama ben gelip çalsam şimdi kapınızı, desem size canım nasılsınız işte, gelin bir dışarıya. Tabii ki beni tanıdığınızdan dolayı çıkarsınız değil mi? Evet. Böyle mi oldu? Biri mi çağırmış dışarıya? Bu detay yok. Ben böyle düşünüyorum. Sokakta öldürüldü adam. Nasıl çıkarttılar? Doğru. Evinin 20 metre dışarısında. Yani nasıl? Evet. Terlik, işte şortu, üstündeki Ben sırt tişörtü. üstü. Evet. Yani Ev haliyle. Ve peki. sokakta bulduk zaten adam. Yo yo Yani hayır. evin içinde olmadı yani. Yok yok. Bahçede olmadığı bir şeyde olmadı. Yok şu anlamda bunu açıklığa kavuştur. Yani bir yerden geliyor olabilirdi. Hani evine geliyor olabilirdi. Evinden Yok. çıkmış olması. Siz orada bir Evet. komşusunun ya da bir tanıdığının ya da her kimse bu kişi tanıdığı birinin dışarıya çağırdığını, o vesileyle dışarıya çıktığını söylüyorsunuz. Peki Benim inancım bu. İnancım bu. bununla ilgili polisin bir şüphesi oluştu mu? Böyle bir soruşturma yaptı mı bu yönde? Yapılmıştır. Peki o kişi sorgulanıyor mu şu an? Ne durumda? Zannediyorsam rahmetli oldu diye biliyorum Öyle mi? ben. Evet. Yani 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. Doğru. Baktığınızda Canan Hanım, yani 25 yılda çok şey değişti. Değişir. Şimdi Sözcü Gazetesi, Türkiye'de yayın yapan Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bu haftanın başında o dönemki komutanlarla bir röportaj yapmış, o dönem görevde olan. Fakat onlar Rumları işaret ediyorlar. Yani Rum tarafını suçlamışlar. Oradaki işte belli kişilerin bu cinayeti işlediğini savunan açıklamaları var. Yani ben buna ne söyleyebilirim ben aslında? Çok şey söyleyebilirim bunun hakkında. Şöyle bir örnek vereyim size. Nasıl Türkiye'de bir olaylar çıktığında iş ya FETÖ'ye bağlanır ya PKK'ya bağlanır. Aynı şekilde. Yani zaten bunları dinledikçe insan yani hayretler içerisindeyim ya. Yani gerçekten hayretler içerisinde kalıyor insan. Yani ilgili paşalarımızın, değerli paşalarımızın bu şekilde konuşması bizi daha da derinden yaralıyor. Onun için diyorum ki keşke çıkıp konuşmasalar. Gerçekten. Yani konuşmasalar daha iyi olacak bence. Ya şimdi madem ki Rumlar gelip yaptı bunu, Allah'ınızı severseniz. Sizler burada ne yapıyordunuz? Her taraf çevrili, her tarafta asker, her tarafta polis. Nasıl bu adamlar gelip mahallede Rum ajanları gelip o adamı katledebiliyor? Şimdi birincisi bunun sorulması lazım. Ama zaten bunu sorabilecek güçler de olmadığından dolayı, herkes kulağının üstüne yattığından dolayı, bu korkudan dolayı, bu biat kültüründen dolayı ne yazık ki, ne yazık ki biz bugünlere geldik. Biz bugünlere geldik. Maalesef, maalesef. Ve sadece bunu paşalarımız da değil, eski başbakanlarımızdan. Demeçleri okuyorum ben burada. Gerçekten yani ne kullanmak istemiyorum bu tabiri ama sen aptal yerine koymaya çalışırlar ya bizi. Ama ben aptal değilim. Onu da söyleyeyim. Aklımız var, fikrimiz var, zikrimiz var. Eğitimimiz var. Gördüklerimiz var. Yaşadıklarımız var. Var oğlu var. Ben buradan bir daha sesleneyim. Eski büro eski paşalarımıza, eski paşalarımıza lütfen çıkıp bu konuyla ilgili daha iyi demeç vermesinler. Çünkü ben ve bizler burada bu demeçleri okuduktan sonra daha fazla yara alıyoruz burada. 25 yıl geçti Canan Hanım.
Uğur Mumcu'dan tutun Abdülpekçi'ye, Abdülpekçi'den tutun Kutlu Adalı'ya. Ya yani herkes katledildi. Ve bunların faili meçhul. Ve işin garip tarafı, kimin yaptığı, kimin organize ettiği, kimler tarafında olduğu da biliniyor. Biliniyor. Şimdi siz... Ama korkudan, korkudan kimsesi ağzını açıp bir şey söyleyemiyor. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde %70 kesimin, %70 kesim demek her 10 kişiden 7'sinin memur olduğu bir yerde ne gibi bir beklentimiz olabilir ki yargıyla ilgili? Niçin bunu söylüyorum? %70'i kamu çalışanı olan bir yerde siz adalet bekleyebilir misiniz? Hayır. Canan Hanım beni zamanında alıp işe koyarsa bir yere ve ben aileme bu işi için bakıyorsam bu işte, Canan Hanım artık ne kadar kötülük yaparsa yapsın ben Canan Hanım hakkında bir tane kelime söyleyemem. Çünkü Canan Hanım bana aş verdi, iş verdi. Böyle. Ne yazık ki bizim kültürümüzde bu var. Biat etme. Hayat boyu boşluk. Maalesef biz de bunu at gözlüklerinden bakma. At gözlüklerine hayat yaşama. At gözlüklerinden bakma. Gerçekleri bir kenara itme. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla veyahut da ne şiş yansın ne kebap tarzıyla bugün nere geldi? Tabii ki bizden öncekiler bu işin meyvesi neydi? Hadi benim dönemimde geçti. Fakat benim çocuklarımın, buradaki insanların çocuklarının geleceği ya, nasıl bir gelecek bırakacağım ben kızıma? Uluslararası hukuka entegre olmamış bir ülke, ambargoların üstünden ambargoların olduğu bir ülke, statikonun devam etmesi ve hala da bu statikodan beslenen insanların bulunması, %30'luk bir kesim refah içinde yaşayacak, onların istediği sistemde, istediği düzende, diğer %70 kesim burada affedersiniz ana sağlayacak. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben evlatlarıma, benim iki tane kız çocuğum var. Kesinlikle ve kesinlikle ben evlatlarıma ben bunları yaşatmam. Şunu da sormak istiyorum. Eminim ki yani çok üzülüyorsunuz. Sizi daha fazla yaralamak istemiyorum. Çok, çok üzücü şeylerden konuşuyoruz ama konuşmamız da gerekiyor. Yok yaralanma, yaralanma yok. Yani bunları birilerinin konuşması lazım canım ama. Konuşmamız da yani gerekiyor. Yani ben 25 yıl sonra bunları konuşmak beni daha fazla özgürleştiriyor. Evet. Baktığınızda. Onun için bunları konuşacağız. Herkesin bunu konuşması lazım. Kesinlikle öyle. Şimdi tam onu soracaktım ben de. 25 yıl önce bir çocuk gözüyle yaşadıklarınızı anlattınız. Fakat şimdi 40'lı yaşlara geliyorsunuz. Fakat bu şu dönemde tekrar bu olayın gündeme gelmesi ve bir organize suç örgütü liderinin iddialarıyla bunun gündeme geliyor olması, bunları duyduğunuzda videoları izlemişsinizdir yüksek ihtimalle. İzledim. Evet. Ne hissettiniz? Öncelikle ben Sedat Peker'e biraz değineyim. Hı hı. Bu benim söyleyeceğim şeyler kesinlikle benim fikirlerimdir. Benim düşüncelerimdir. Şimdi Sedat Peker'i nasıl biliyorduk? Mafya. İşte kriminal suçlarla kriminal suçların yapıldığı alanlarda bulunan fakat güçlü. Hep böyle bakıyorduk biz yani geçmişten. Hı hı. Fakat biz birkaç şeyi kaçırdık burada. Sedat Peker'in bize görünen kısmı buzdağının görünen kısmıydı. Ama bir de buzdağının arkası var. Neydi bu arkası? Sedat Peker'in devlette çok iyi bir eğitim alması.
Gençliğinden belli, bu yapının içinde olması, bu yapının içinde harmanlanması. Türkiye Cumhuriyetleri'de ki gücü, bağlantıları ve zekası ve bunlarla beraber ansızın bir tripod, bir kamerayla gündemi değiştirmesi, bunlar hiç yabana atılacak bir şeyler değil. Kurtlar Vadisi diye bir Kurtlar Vadisi diye bir dizi çekildi Türkiye'de. Ben Kurtlar Vadisi'ni hiç izlemedim canım. Benim dışında herkes izledi, ben izlemediydim. Çünkü benim tarzım bir dizi değildi. Fakat bu konjektürün başlaması, bazı olayların çıkması, bazı gizli olayların çıkması ve işte artık internetin teknoloji artmasından beraber çıkıp bir tuşuna istediğimiz bilgilere ulaşabilmemiz beni bu dizi izlemeye itti. Yaklaşık bir 3-4 ay önce diziyi başlayıp gördüm. Ve hayran kaldım. Hayran kaldım. Neden? Diziye. Neden hayran kaldım? Sanki da bu olayların dizi versiyonu çekildi. Derin devlet, Türkiye, uluslararası organizasyonlar, yapılanlar, edilenler. Yani inanılmaz. Ve orada anlatılan kurgu deniliyordu. Fakat gerçek olduğunu gördük. Anlatılan olayların Sedat Peker'in açıklamalarıyla birebir örtüşmesi. Birebir. İnanılmaz. Zaten biz şeyi kaçırdık orada. 96 yılında Temmuz ayında Kurtlar Dalı cinayeti olduktan sonra 3 ay sonra da zaten en büyük olay patladı. Susurluk olay. Tabii. Bakın canım hep aynı yerlerden. Evet. Ve orada Mehmet Özbay kimliği altında Abdullah Çatlıçık. Bagajda Uzi silah bulundu. Benim iddiam şu. Uğur Mumcu, Kutlu Adalı, Susurluk. Bermuda, Şeytan Üçgeni. Hepsi birbirine bağlantılı bu olaylara. Aynı kişiler, aynı organizasyonlar. Zaten Sedat Peker'in özellikle 7. videosunda yapmış olduğu açıklamalarda bu 3 olaydan da bahsediliyor ve aynı isimler telaffuz ediliyor. Fakat ne yazık ki maalesef Türkiye'de Kutlu Adalı ile ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. Neyse ki çok şükür. Yani yıllar sonra. Ama hala mesela Uğur Mumcu ile ilgili de iddialar var. Kimse kılını kıpırdatmadı. Kimse kimseyi sorgulamadı. Yani şimdi Sedat Peker o videoda kardeşini işaret ediyor. Kardeşimi gönderdim diyor. Atilla Peker diyor. Ama bir bakıyoruz ertesi gün Atilla Peker gözaltına alınmış. Fakat sadece Atilla Peker'in ismini vermiyor ki. Diyor ki Korkut Eken, Mehmet Ağar. Onları organize ettiler. Bu isimler sorgulanmadı bile. Yani dolayısıyla çok çirkin dönemlerden geçiyoruz. Çok mide bulandırıcı dönemlerden geçiyoruz. Ama yani yine de kesinlikle. Benim her şeye rağmen umudum var. Çünkü hala vicdanlı insanlar yaşıyor bu yeryüzünde. En azından bizler bu işin peşini bırakmayacağız. Sormaya, sorgulamaya, araştırmaya devam edeceğiz. O yüzden size bir kere daha çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Zamanınızı ayırdınız. Devam edeceğiz. Çok kısa daha tutacağım sizi. Tabii ki. Yakalamışken, bulmuşken öğrenmek istediğim çok şey var. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Böyle arada bir teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii
Şunu sormuştum size, hani şu an mesela tekrar 25 yıl sonra bu cinayetle ilgili iddialarla tekrar yeniden karşılaşınca hangi duyguları taşıdınız? Bu arada siz tabii psikoloji mezunusunuz. Daha önce bir sohbetimiz Ha. oldu sizinle yayından önce. Ankara'da eğitiminizi Gazi Üniversitesi. Gazi Evet, Gazi Üniversitesi'nde. Üniversitesi. Evet. Bu döneme geldiğinizde Sedat Peker bu iddiaları gündeme getirdiğinde ne hissettiniz? Tekrar bununla karşılaştığınızda. Birincisi öfke. İlk soruya gireceğim öfke. Yani bu kandırılmanın verdiği bir duygu seli bu öfke. Çünkü bizim gençliğimizi çaldılar. Bizim gençliğimizi çaldılar. Bu insanlar. Babalarımızın, dedelerimizin emeklerini çaldılar. Bu insanlar. Geleceğimizi çaldılar. Çocuklarımızın geleceğini de çaldılar. Benim dedem rahmetli Nur Çin'de yatsın. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın etkili adamlarından biriydi. Bu insanlar bu devletin kurulması için, Türklüğün devamı için canlarını feda ettiler bu insanlar. Evlerine gitmediler. Dağlarda yattılar. Çocuklarından uzak yaşadılar. Niçin yaşadılar? Bunun için mi yaşadılar? Bunları görmek için mi? Geçen gün babamla sohbette Canan'ın dedim ki baba eğer dedem mezardan çıksaydı şu an da bunları görseydi bize ne diyecekti bilir mi? Beni hemen çıkarttığınız yere gömün. Ben babamı görüyorum. Devlete o kadar hizmeti geçti. Dürüst, karakterli adam. Şu an artık fazla insanla konuşmuyor. Çünkü içinde bir kullanılma hissi var. Bunun acısı çok büyüktür Canan'ım. Bunun psikolojisi empati ile de çözülmez. Siz inandığınız bir davaya 35-40 sene emek veriyorsunuz ve 40 senenin sonunda boşa hizmet verdiğinizi anladığınızda insan ne yapar? Zil takıp oynayabilir mi? Eskisi gibi olabilir mi? Asla. Mümkün değil. Asla. Olamaz, mümkün değil. Mendil gibi kullanıp attılar bizi. Bizleri. Vatan, bayrak, millet. Bunlar ile bizleri kandırdılar. Gururumuzla oynadılar. Ve tarih bu yapanları asla ve asla affetmeyecek. Çünkü gerçeklerin bir gün su yüzeyine çıktığı olur. Bu gerçekler ya öyle ya böyle bir gün çıkacak. Sedat Peker'in yapmış olduğu ifşalar çok önemli. Yeni bir başlangıç olma ihtimali çok yüksek Canan Hanım. Sayın Mehmet Ağar'ın dediği gibi ben bir tuğla çekersem her şey yıkılacak. Çok doğru söyledim. Zaten konu burada. Eğer Mehmet Ağar bildiklerini anlatırsa hem ana vatan Türkiye'de hem burada çok büyük değişimler söz konusudur Canan Hanım. Ama işte bunu yaptırmayacaklar. Neden sizce? Yaptırmayacaklar. Yaptırmayacaklar. Zaten yapılan açıklamalar da bunun göstergesi. Yaptırmayacak? Sizce Bu kim arada yaptırmayacak? yaptırmayacaklar.
Yaptırmayacaklar. Kim yani bu organizasyonda, Türkiye'de de bizim tarafta da bu organizasyonlardan nemalanan insanlar bunu yaptırmayacaklar. Çünkü 25 yıl geçti Canan'ın. 25 yılda kaç insan gerçekleri biliyor? Siz tahmin edebiliyor musunuz? Kolay mı bunu? Bir iki kişiden yapmak. Emekli oldular. Hala daha trajikomik açıklamalar yapıyorlar. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir Kıbrıslı Türk olarak ben buradan çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma, vatandaşlarımız adına, Kutlu Adalı'nın ailesi adına. Hiç olmazsa orada bir şekilde birisi düğmeye bastı. Sonuç çıkar çıkmaz. Bu bile bizim için gelişmedir. İnanabiliyor musunuz ya? Bir soruşturma açıldı, okuduk ve sevindik. Ve biz yargıdan bahsediyoruz, bağımsızlıktan bahsediyoruz, egemenlikten bahsediyoruz, ondan bahsediyoruz, vatan, millet, bayraktan bahsediyoruz biz. Peki Kıbrıs'ta son durum nedir şu an? Polis Genel Müdürlüğü'nün acilen soruşturma başlatması gerektiği, bu konunun üzerine gitmesi gerektiğini söylemişti Asım Bey. Şu anki güncel durum nedir? Şimdi burada bir beklenti var. Çünkü bu olay tekrar önümüze geldi. 25 yıldan sonra. Evet. Herkes daha da bilinçlendi. Tabii yani. Herkes daha da bilinçlendi. Ve burada meclisimizin kurduğu bir komite oluşturuldu da bu olayla ilgili. Hı hı. Tabii ki oradaki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma tabii ki burada da bu soruşturmanın başlamasına neden olacaktır diye düşünüyorum ben. Hı hı. Fakat bu olay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin baş edebileceği ya da irdeleyebileceği bir olay değil. Türkiye. Ve benim beklentim zaten bu iki halkı yeterince böldüler. Kıbrıslı Türk, Türkiye'li. Yok Türkiye'lerden nefret edermiş Kıbrıslılar. Yok biz istemezmişik. Türkiye'lileri de böyle. Ben Ankara'da okudum. 98 yılında Canan'ım. 6 yıl Ankara'da geçirdim. Benim Anadolu'dan Güneydoğu'ya kadar çok değerli arkadaşlarım var. Ben eğitimimi orada tamamladım. Kıbrıslı bir Türk olarak. Benim gibi binlerce insan var. Mümkün mü bizim düşman olmamız? Bunun yani söz konusu bile olamaz böyle bir şey. Yani ve bunları yaydılar. Bunları yaptılar. Bunu şiddetle. Bunları yaptılar. Yani. Evet. Yani siz reddedersiniz ama bunu önümüze çıkıyor. Evet. Yani, bana kaç kişi sordu? Erinç siz bizden nefret mi edersiniz? Yani böyle bu algı yaratıldı. Çünkü bu düzen Canan'ın böyle dönüyor. Tabii. İş yerine böyle geliyor. Tabii, şimdi ben diyorum ki evet ben diyorum ki şimdi fırsat ya fırsat. Aynen öyle. Tarihi bir fırsat. Tarihi bir fırsat var. Kesinlikle öyle. Ana vatan yavru vatan. Ana vatan yavru vatan. Evet. Hepsimiz evet. Bir olalım. Hepsimiz bir olalım. Herkes bildiğini, gördüğünü. Bu sadece Kutlu Adalı cinayeti için değil. Diğer faili meçhul cinayetleri için de. Kesinlikle. Herkes bir arada fikrini, zikrini, düşüncesini söyleyerek bu olayları ortaya çıkaralım. Evet. Bizim değil, gelecek nesile, Z kuşağına, aynen öyle. Çocuklarımıza. Ve en önemlisi belki de bir daha yaşanmasın diye. Bir daha yaşanmasın diye bizim yaşadığımız acıyı, bizim yaşadığımız üzüntüyü, öfkeyi çocuklarımızın yaşamaması için. Yaşatmamamız için. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok önemli. Gelin hep beraber bu işi çözelim. Herkes elini taşın altına koysun.
Artık korkmasınlar. Herkes deliğinden çıksın. Korka korka geldik zaten buralara. Daha ne? 10 sene sonra, 15 yıl sonra bu insanlar nasıl, hangi vicdan ile, ne ile ölümü bekleyecekler? Daha ne istiyorlar? Dünyalar onun oldu. Yıllarımızı aldılar, çaldılar. Daha ne istiyorlar? Bir canımız kaldı, onu da mı almak istiyorlar? Gelsinler, alsınlar, alacaklarsa. Yeter, yeter. Artık yeter. Ya biz bu eşiği geçeceğiz ya da artık kara deliğe gireceğiz. Eniş Bey, çok çok da çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ve her iki devlet arasında yaşatılan bu acı, hepimizin acısı, hepimizin yarası. Sadece Kuzey Kıbrıs'ın değil, bizim de acımız, yaramız aynı şekilde. O yüzden sonuna kadar araştıracağımızın, sonuna kadar bu soruşturmanın hakkıyla, layıkıyla yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın, ben sözünü kendi adıma en azından vermiş olayım size. Açıklamalarınız çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Benim son olarak söylemek istediğim Canan Hanım. Umarım sizin gibi gazetecilerle gördüklerini söyleyebilen cesur insanlar ile bir yeni başlangıç, güzel günlerin olması en büyük temenninden biri. Fakat yani realist olmakta da fayda var. Toplumumuzun şu an bulunduğu durum, ekonomik, sosyo, kültürel durum ne yazık ki bizim ümidimizi kıran sebepler: kadın cinayetleri, yozlaşma, tecavüzler. Yani çok büyük bir buhrandan geçiyoruz. Çok acayip bir döneme rast geldi bu. Fakat benim inancım, bu 2020'li yıllar öyle yıllar oluyor ki ne kadar gizli saklı olan olay var ise bu olaylar bir şekilde su yüzüne çıkacağı inancını taşıyorum ben. Bizimle artık kimsesi lütfen aklımızla dalga geçmesin. Elinden tutulur, artık yönetim sergilesinler. Bizlere ümit versinler. Bizim ülkemizden, devletimizden ümidimiz olsun. Sağlığı da geçtik artık. Zaten bir de koronayla mücadele ediyoruz. Onu da geçtik. İnsan gibi yaşayabilelim. Hukukun üstünlüğüne inanabilelim. Yapanların yanına kalmasın artık. İnsanlar acı çekmesin bu insanlar yüzünden. Ve lütfen, lütfen sesleniyorum. Bunu fırsata çevirelim. Ve kamu vicdanı artık bir rahatlasın. Huzur bulalım. Huzur bulalım. Zaten huzur bulursak, adaleti bulursak zaten gerisi gelir. Egemenlik de gelir, vatan da gelir, millet de gelir, herkes gelir Canan Hanım. Evet, haklısın. Adalet, adalet, ilk önce adalet. En düşünce temel özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Evet, en temel. Biz bunları da kaybediyoruz, bunları da kaybediyoruz. İnsanlar konuşmuyor, insanlar saklanıyor, insanlar evlerinden çıkmıyor. Ya bunu görmek bu kadar zor mu? Ama işte sizin gibi gazeteciler, cesaretli vatandaşlar, umarım ki
bu yapılanların, bu verilen emeğin bir sonucu çıkar ve biz de gözlerimizi kapayıp rahat şekilde bu dünyadan göçeriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Erinç Bey, yaptığınız açıklamalar için ve önemli sözleriniz için bir kez daha teşekkür ederim. Çağrınız çok kıymetliydi, çok değerli buluyorum bu çağrıyı. Biz her zaman ağırlamak isteriz sizi, her zaman görüşlerinize yer vermek isteriz. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarız en kısa sürede önemli ve layıkıyla bir sonuç alırız ve suçlular geç de olsa bir an önce hak ettikleri cezayı bulurlar. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Canan Hanım. İyi yayınlar. Hoşçakalın.